Evet efendim diyetisyen Yasin Ko e, Koçak şimdi konuğumuz. Lütfen bize ve e, hocama sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşın. Altta Instagram adreslerimiz geçiyor. Oradaki sorularınızı hocama soracağım. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. İyiyim teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz sormalı. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Aralıklı oruç diyeti. Evet. Bu son dönemde en duyduğumuz Çok duyuyoruz. konu diyebiliriz. Hatta, ben bile düşünme düşünmeye başladım. Hani yapsam mı acaba diye böyle ufak tefek kiloları olanlar yapabilirler mi? Ama önce aralıklı oruç diyeti nedir? Sizden bir dinleyelim hocam. Aslında aralıklı orucu şöyle anlatıyorlar. <laughs> Genel itibariyle 3 tipi var diye düşünüyoruz. Yani 16-8 saat süresi ye dur ye şeklinde yaptıkları var haftada bir veya iki kere hı hı. yemeği yani tüketimi durduruyorlar veya beş gün tüketip iki gün e, onun dörtte biri kadar e, kalori alarak devam etme şeklinde ilerliyorlar aslında bakarsanız. Hı hı. Şimdi Aralık'ta oruç diyetinde 6-18 ve tek öğün beslenmeyi nasıl buluyorsunuz? Nasıl aslına bakarsanız 6-18 e, benim en çok tercih ettiğim şekil hı hı. ama e, derseniz ki bunun 18'e efendim e, 6'sı var veya 20'ye 4'ü var. Hı hı. Ha, kişiye göre değiştirebiliriz. Yani kişinin yaşam tarzı ve bize anlattıklarını profesyonel yardımda bize söylediklerine göre değiştiriyoruz açıkçası. Peki bu süreklilik arz eder mi hocam? Yani bunu yaptık sürekli olarak yapmak ve devam etmek zorunda mıyız? Aslında en büyük sorun sanalımız bu. Bizim beslenmede en önemli şeyimiz devamlılık. Ama biz burada devamlılığı sağlamamız gerekiyor ki benim tecrübem aslında bakarsanız aralıklı orucunda e, benim danışanlarımda ne diyeyim size yirmi kadar hı hı. çok daha iyi devam ettiğini düşünebiliriz. Peki benim hangisi gördüm. daha yararlı hocam? Aralıklı oruçta. Evet. Yani aslında bakarsanız kahvaltısız bir kültür bizim için uyar mı bilmiyorum. Mümkün değil bana uymaz. Nerede 2000 <laughs> yıldır aşağı yukarı 2000 yıldır Anadolu'da insanlarımız kahvaltıyla güne başlıyor ve çok erken zamanlarda güne başlıyorlar. E, ben tabii kahvaltıdan yanayım bu arada. Bunu net söyleyebilirim hı hı. ama aralıklı orucu da diyetlerimizde kullanıyoruz yani. Ama bunu mesela nasıl kullanıyorum ben? Genel itibariyle hafta içi danışanlarıma normal diyetlerini veriyoruz. Haftasında interfesting'e geçebiliyoruz. Aslında elimizde farklı bir kozmuş gibi kullanıyoruz interfesting'i. Şimdi tam da kahvaltıya değinmiş ki hocam biliyorsunuz son zamanlarda Mehmet Öz'ün bir açıklaması oldu kahvaltı ile ilgili. Ona katılıyor musunuz? Gerçi ben kahvaltıdan yalayım dediniz ama yani, o zaman neden katılmadığınızı Şöyle net söyleyebilirim aslında metabolizmanın uyanması için... E, kahvaltı bizim elzem kültürümüz hı hı. daha güzel bir proteinle güne başlarsak daha enerjik ilerleriz yani e, beynimizin bile çalışması için aşağı yukarı 200-300 gram e, Glikoza ihtiyacı var ve bunu temelinde aldığımızda çok daha hızlı bir şekilde güne başlarız ve daha enerjik oluruz açık söyleyebilirim. Hı hı. Ama e, aslında Mehmet Öz da şey söylemiş yani benim izlediğim kadarıyla kahvaltıyı e, biraz daha geç saatte yapılması 9 buçuk 10 gibi yani modern kültürün bize sunduğu şekilde başlamayı söylemiş. Yani kahvaltı yasaklanıyor birazcık e, yasaklansın birazcık böyle e, abartılı başlık. Orada kendisi daha doğrusu 9 buçuk 10da 9, 5, başlarsak daha iyi olur diye söylemiş. Peki öyle mi olur? Yani işe gidiyoruz sabah 7'de kahvaltı yapıp 8'de masa başında olmamız gerekiyor. Yani işte dediğimiz gibi bizde aslında beslenme herkese göre değişiyor. Mesela sizin hayatınızda saat 9'da vardır kahvaltı. Benim hayatımda 6'da vardır. Yani ne bunu hocam kimseye <laughs> söyleyemeyiz, değiştiremeyiz yani. Bizim çocuktan dolayı birazcık saati belli değil kahvaltıların. Mesela benim birçok danışanım da böyle söylüyor. Annelerin yani. sorunsalı. <laughs> Annelerin sorunsalı. İşte o zaman biz e, beslenmeyi öğrenmekten ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela interfestingi nerede kullanırız? Yani aralıklı orucu nerede kullanabiliriz? Veya normal beslenmeyi nerede kullanabiliriz? Şeklinde düşünürüz. Baktık e, kahvaltıyı yapamıyoruz. E, elimizde böyle bir silah da var. Hemen diyoruz ki ya 12'de güzel bir kahvaltı yapayım. Güne buradan başlayayım. Akşam 8'e kadar ne oldu? 16 saat açlık penceresi, Hı -hı. 8 saat tokluk penceresi yaptık. Yani güzel bir şekilde kahvaltıyla başladık. Bir ara öğün ve e, akşam yemeği şeklinde kullanıyorum ben. Ama interfestingi genel kullanım anlatımı iki öğün üstünden. Hmm. Diyorlar ki onlar genel itibariyle 12 ve 8'de kahvaltı ve öğle yemeğini veya artık tüketiminiz nasılsa onu yapın diye söylüyorlar. Buradaki amaçlar aslında insülin salınımı düzenlemek, insülin duyarlılığını arttırmak. Yani insülin duyarlılığını arttırdıklarında ne olacak? Siz tüketim yaptığınızda insülini daha iyi kullanacağımızı söylüyorlar. Evet bu doğru kullanımda. Mesela büyüme hormonunu daha aktif ettiği söyleniyor. Araştırmalarda bunu da destekleyen kanıtlar var. Negatif olan kanıtlar da var. E, baktığımızda her zamanki gibi e, ismi çıkan diyetler, kişiye özel olmaktan çıkan diyetler sürdürülebilirliği çok olmuyor. Bundan dolayı da modası geçtiğinde genel itibariyle düşüyor. Ama bunun modası geçer mi bilmiyorum. Biraz bize kolay geliyor açıkçası. Evet hocam. Şimdi sizi bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Biz diyetle kilo veriyoruz. Ama e, bölgesel olarak veremiyoruz yani ben kendim profesörel işlemlerden destek alarak bölgesel olarak incelme sağladım ama sizin sisteminizde diyetle bölgesel incelmek mümkün mü artı, Bölgesel incelmede özellikle cihazlı işlemlere nasıl bakıyorsunuz? Bu benim için de çok önemli bir soru. Çünkü gelen danışanlarım da bana çok soruyorlar. <laughs> aslında cihazlı işlem bölgesel incelmeyi şöyle yapabiliriz. Aslında iki penceresi var bu işin. Yani diyet ve sporla yaptığımız aslında depo bölgemiz ne? Hatırlıyorum çoğumuzun bel bölgesi. Hı hı. Evet buraların inceldiğini görüyoruz. Bel ama basar. bu süre biraz uzun oluyor. Bu da danışanlarımızın bize e, istemedikleri şeyler diyorlar ki ben Sabrımız 4 ay aynen hocam. 4 ay 5 ay uğraştıktan sonra bununla benim ne işime yarayacak diyorlar. Genel itibariyle böyle konuşuluyor. Şimdi yeni teknolojiler yani birçok teknoloji var. Bölgesel incelme. ben Hı -hı. kendim de kullanıyorum bölgesel incelme cihazlarını. Bu bizim süremizi kısaltıyor. Değil çok mi? daha hızlı bir şekilde bölgesel bir şey incelmeyi sağlıyoruz ve danışanlarımız daha mutlu, daha pozitif şekilde ilerliyor. Yani sonucu gördüklerinde daha da istikrarlı ilerliyorlar zaten. Önemli çok, noktamız çünkü da burası. Biz hemen her şey olsun istiyoruz. Evet. Ya ben mesela spor salonuna üye oldum. Bir bakıyorum bir yıllık üyelim var. Üç giriş yapmışım. Gidemedim. Vakit bulamadım. Ama biraz bölgesel incelme kolayımıza geliyor. Dediğiniz çok doğru. Hem daha kısa sürede sonuç görüyoruz. Tabii ki spor yap yapabilenler yapsınlar. En güzeli en doğalı. Ama bizim gibi aktif yaşamda olanlar için değil mi hocam? Ya, zaman kıymetli. Zor. Dediğiniz gibi yani spora vakit ayırmak evet çok önemli. Aslında şu zamanda biraz daha böyle lüks gibi de düşünebiliriz sporu. Evet. Yani niye? Ee, çok hızlı bir yaşam, tüketimin hızlı olduğu bir toplum zamanı e, efektif kullanmak önemli. Spora e, gidiyoruz, evet gidiyoruz Hı -hı. ve gidelim. Yani sporu her zaman desteklediğim bir olay ki ben kendim sürekli sporumu yaparım mümkün olduğunca. Yani saat evet vesaire hocam, dinlemeden. <gülüyor> 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 Ama bölgesel inceleme. Dediğim gibi yaz aylarına geldik şimdi. E, bana geliyor danışanım diyor ki ben 3 ayda bel çevremi e, kaybetmek Tatile istiyorum. Gideceğim Tatile diyor. gideceğim Hep diyor. Hep de son dakikacıyız. <laughs> Tabii ki de. Bunun için dediğim gibi yani profesyonel cihazlar, profesyonel bir ekiple, profesyonel şekilde Dizayn edildiğinde çok güzel sonuçlarımızı alıyoruz açıkçası. Hocam şimdi sizin böyle yumuşak bir yüzünüz var ama dalışanlarınıza kilo veremediği zaman kızıyor musunuz? Yok ben pek e, şey derim sert <laughs> bir diyetisyen değilim. yapıyorsunuz kilo ya. veremedikleri zaman? Ee, nasıl disiplinize ediyorsunuz? Ya çok basit. Ana fikrimiz şu bizim. Yani ben tartıda mükemmel kayıplardan yana değilim. Standart stabil bir şekilde kayıp yapsın yeter. Yani sabit kalabilir. 100 gram da inse benim kabulümdür. Ben başlangıçta bütün danışanlarıma söylerim. Ana fikrimiz burada. İlk önce bir şeyler öğrenmek. Beslenmeyi öğrenmek. Ben size bir şey katacağım ki Hı -hı. siz hayatınızda bunu kullanın. Kullandıkça olacak. Çünkü atıyorum danışanım 35 yaşında. 35 senedir aynı şekilde besleniyor. Bizim elimize sihirli değnek yok. Hani kimseye böyle vurup da her şeyi değiştiremeyiz iki günde. Yani alışkanlığın bile süresi var. Bunun için alışkanlığı sağladığımızda ne olacak? Zaten kendi kendine kilo vermiş oluyorlar. Yani kaybeden e Kilo kaybetmezlerse de çok sıkıntı değil açıkçası. Çok iyi hocam. Bir hafta sonunda nasıl olsa telafi edebiliriz. <laughs> Şimdi hocam e, sosyal medyadan size gelen sorulara bakalım. E, neler sormuş benim takipçilerim? Hocam yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bol bol su da içiyorum ama göbeğimdeki yağlardan kurtulamıyorum. Ne yapmam lazım? Hepimizin <laughs> sorusu hocam suyumuzu içiyoruz. <laughs> ama kilo veremiyoruz. Ya aslına bakarsanız her zaman bunu söyleriz. Suyumuzu içiyoruz ama suyumuzu ne kadar içiyoruz? <laughs> Bu güzel bir soru aslında. Evet. Su tüketimi metabolizm için olmazsa olmazımız. Yani ben tüm danışanlarıma uyarırım. Derim ki yani su tüketiyorum derler. Geldiklerinde bir litre tüketiyor ve ben bir tüketiyorum diyor. Evet tüketiyor doğru. Yeterli mi? Asıl soru işareti bu. Doğruyu doğru bir şekilde yapıyor muyuz? Yani ben en kötü danışanların iki buçuk litre su tüketmelerini isterim. Su tüketimi gerçekten çok önemli. Suyu iyi tüketirlerse görürler ki çok daha iyi metabolizmaları çalışacak ve daha güzel bir şekilde kilo kaybetmeleri salınacak. Ama bel çevresi yağından kurtulmak için doğru bir diyet yapması, ona kişiye uygun bir diyet yapması çok önemli. Tek atacağız. başına su yetmez. Tek başına su yetmez. Tıpkı şey gibi hocam. Şimdi ben de bir tatlı <laughs> yiyorum akşam. Vicdanımı rahatlatmak adına hemen yanına bir yeşil çay. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapıyoruz. Doğru metabolizmaya a, hız hız açısından yüzde iki faydası var. Öyle söyleyeyim <laughs> %2 size. Yüzde iki mi hocam? Aman yapmayın. <laughs> Şimdi hocam bir soru daha okuyalım. E, takipçilerim size de bayağı soru sormuşlar. Hepimizin derdi. İyi yayınlar diliyorum. İki aylık hamileyim. Kahve içmeden yapamıyorum. Günde ne kadar kahve tüketmeliyim diyor. Benim eşim ha. de çok seviyor kahveyi ama hamilelikte kahveye Ta, nasıl hamilelikte bakıyorsunuz? Hamilelikte kahveyi ben a, çok Sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. İlk 6 ay tamam günde bir kere tüketebilir ama 6 aydan sonra hı hı. pardon ilk 6 ay e, aslında daha gelişim süreci ya. Bence daha biraz uzak durursa onun için daha iyi olur. Yani günde bir bence ideal. Günde idare. bir Türk, kahvesini, Aynen, filtre Türk kahvesi, filtre kahvesi ya da Türk hangisini kahve. Türk kahvesi. daha Kültürümüze ama. uygun gidelim. Tamam. Şimdi hocam ben de bir şey sormak istiyorum size sorulara devam etmeden yani hep ödemliyiz. Ya yani ben bunu her söylediğimde gülüyorlar ama gerçekten hep bir ödemimiz var. Ben bir bakıyorum bir günde 2 kilo kaybetmişim. Bir hafta sonra enteresan bir şekilde ya da 2 hafta sonra o 2 kiloyu geri almışım. Zaten bir günde 2 kilo kaybetmek mümkün değil. O ödem aslında. Tabii ki de. Nasıl gidecek bu ödemler hocam? Çok nasıl güzel soru. benim danışanlarım da en büyük sorun, sorun salı bu. <laughs> Hepimizin sorun salı bu. Ben öyle söyleyebilirim yani. Sadece sizin değil. aslında bakarsanız vücuttaki <laughs> ödemin ilk noktası bence vücuttaki

kas miktarınız ne kadar yüksekse aslında vücudunuzdaki ödem o kadar aşağıda kalıyor. Niye? Ee, metabolizma hızını direkt etkileyen en önemli faktör kas miktarımız. Metabolizma hızlı ve doğru çalışınca zaten vücutta ödem tutma gibi sorun olmuyor. Hı hı. Peki bu kas miktarımız düşük. Bizim ödem tutma gibi sorunlu var. Çok seyahat ediyoruz. Mesela siz dediniz ki cumartesi İstanbul'dayım, pazar Ankara'dayım evet. dediniz. Çok normal sizin ödem tutmanız. Bu iki gün içindeki e, hava değişiklikleri mesela buradaki tüketimdeki mikroorganizmalar vesaire bunlar bağırsak sistemimize kesinlikle çok fazla e, sıkıntı yapıyor. Mesela benim böyle bir e, danışanımın en büyük tavsiyem ilk önce probiyotik kullanması hmm, ve su tüketimini çok 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 önem göstermesi gerekiyor. Bir de her zaman e, bir tane böyle basit bir çay. Hani e, diüretik dediğimiz çaylardan mesela ben kiraz kira çok sapı. kullanırım. Günde bir bardakta kiraz sapı kullanırsa aslında tadından yenmez diyebilirim Peki, bu konuda. Peki kiraz sapını hocam geceleri yatarken diyor bazı diyetisyenler. bazı da kahvaltıdan sonraki ara öğünde. Hangisini ben öneriyorsunuz? Ben kahvaltıdan sonra veririm. Çünkü gece yatarken hmm. uyku kalitesini düşürür büyük ihtimalle. Ben hep gece yatarken <laughs> içiyordum. Demek ki belki de orada bir... Aynen uyku kaliteniz de düştükçe şey olmaz ne diyeyim size... Vücudunuz daha iyi çalışmaz. Uyku da burada çok önemli bir sorun sağlıyor. Uykusuzluk çünkü. da ödeme sebep oluyor, Tabii değil ki. mi? Tabii, Bizim net. kız uyumuyor çünkü geceleri sabahla <laughs> kadar kaç kere kalktığımız için. Ee, şimdi bir danışalım da maçayı sormuş. Matcha bir çayı. Maçay. Aslında kendisi Japon kültürünün bir çayı. Ben tadına baktım tadı ben, ben çok hoşuma gitmedi açık söyleyebilirim ama birçok faydası olduğunu hı hı. araştırmalarda kullandı yani söyleniyor çok güzel bir çay aslında metabolizmayı hızlandırıyor lif değeri yüksek hani bağırsak sistemine güzel etkileri var hı hı. ama ben tadını beğeniyorsa, beğeniyorsa kullanabilir. Içsinli. Yoğurdun üstüne kullanabilirler mesela. Çok kişi öyle kullanıyor. Hani çay... çay gibi değil. Biraz daha toz Tabii, gibi direkt mi? toz gibi zaten. Onu demlemesi ayrı, demledikten sonra aparatları var, çırparak falan bazı şeyler işlemleri var. Hı -hı. Bazı amino asitlerin falan canlanması için bir de şimdi takipçim hemen sorusunu okuduğum için yazmaya devam etti. Diyor ki aç karnı da bazen çarpıntı yapıyor normal mi diyor? Normal. Şimdi o çaylarda kafein miktarları var. Yani kafein miktar belki onun için biraz yüksektir o da direkt çarpıntıya sebep olabilir. Yani hı hı. kahve tükettiğinde de aynı etkiyi yapabilir. Yeşil çay tükettiğinde de aynı etki olabilir. Ma mate çayı mesela ben çok kullanırım. On tükettiğinde mate. de aynen mate çayı da on tükettiğinde de çok e, çarpıntı yapabilir. Bunun kafein miktarıyla alakalı alakası. yani Kişisel hı hı. bir durum ora. Hı hı. Hmm. Ee, bir danışanımız da diyor ki ben de emzirme dönemindeyim ama sütüm çok az. Rezene içmemi öneriyorlar. Ne söylersiniz? Ya aslında bilinen bir yöntem ama evet. Süt aslında bakarsanız su tüketimiyle her şeyin kapasitesine su geliyor. Su ben geliyor. söyleyeyim yani. Su tüketimi iyi ise süt miktarı artar. Besin kalitesi iyi besleniyorsanız besinin pardon, sütün kalitesi yukarıya çıkar. Yani süt miktar beslenme kaliteyi yükseltir bir takipçimin yine sorusunu okumak istiyorum. Artık her şey internette ve diyetisyenler online olarak hizmet veriyor. Online diyetle zayıflamak mümkün mü diyor? Siz yapıyor musunuz hocam? Ben de yapıyorum. Yani aslında bakarsanız takibi daha kolay olabiliyor. Hı -hı. Yani birçok danışanım e, ofise gelemiyor evet. diyorlar ki ya hocam vallahi bugün toplantım çıktı nasıl geleyim? Ya dörtte randevulaşıyoruz bir anda toplantısı çıkıyor gelemiyor. Ya da Ankara'nın çok Aynen. uzak bir semtinde sizin veya veya başka bir ilde, illa Hocam sizden eee sizde zayıflamak istiyorum. Ya yani, takip ediyorum sonuçlarınız güzel. Ben illa sizle zayıflayacağım diyor ve bu şekilde online şekilde evet takibi güzel oluyor. Sonuçları da çok güzel sonuçlar da var. Bence e, beğendiği bir diyetisyenden takip alabilir. Alabilir. Peki hocam sabah kahvaltısında kahvaltı yapmadan güne direkt kahveyle başlamaya ne diyorsunuz? Benim eşim de çünkü aslında bakarsanız biz onu interfesting yani aralıklı oruçta çok kullanıyoruz hı hı. yani metabolizma bir uyaran olması için Kahvaltıdan önce kahveyi tükettiriyoruz. yani dediğim gibi 16 saat açlık tarafı 8 hı hı. saat tüketim 12'ye kadar biraz aç kalıyorlar zaten ki e, genelde kahveyle güne başlayanlar öğle yemeğine kadar bir şey yemiyorlar Aynen, yemiyorlar öyle Doğru güzel bir, bir proteinli bir başlangıç akşamda ben her zaman akşamı sot basit bir e, miktarda basit bir çok büyük bir kalori almadan bitirlerse çok güzel sonuçları alacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii kendilerine göre bir revize etmeleri gerekiyor. Doğru yapıyor yani. Ben bayağı bir yanlış olduğunu savunuyorum. Ya çok ona, yanlış ama. diyemem. Çok da doğru diyemem. Hani e, bizim mesleğimizde şu yok. Yani o çok kötü bu çok iyi. Ya o yanlış bu doğru. Aslında herkese göre değişiyor bu iş. Yani bizim Herkesin her zaman... beslenmesi tabii farklı ki, değil mi? Yani dediğimiz gibi bizde işler ya yani parmak izi gibi. Herkesin her şeyi farklı, farklı. yani sizin hayat, bak eşiniz de siz bile farklısınız. Yani Tabii. bir başkasının başkasıyla aynı olması gerekmiyor, doğru olmaz zaten. Ki bizim her zaman dediğimiz şu nedir? İsimli diyetlerin sıkıntısı kişiye özel olmaması. Yani hmm. size uyabilir, bana uymaz. Evet. Bana uyar, başkasına uymaz. uymaz. Yine hocam hemen bir soru alayım. Ee, sıvı tüketmeme rağmen yapı meselesi herhalde bağırsaklarımla alakalı sürekli problem yaşıyorum. Nasıl düzeltebilirim diye soruyor bir ya takipçim. Sıvı tüketimi yanına posa tüketimi de gerekiyor. Aslında 25-30 gramlık bir posa tüketimi yani yeşil sebzelerden daha zengin beslenirse bağırsak sisteminin daha iyi çalışacağını görecek. En güzeli yürüyüş de yapması gerekiyor. Yani vücudun ne kadar hareketli olursa o kadar da iyi bağırsak sistemleri çalışıyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben e, kadın danışanlarıma şey diyorum yani sukat yapın. Gerçekten görecekler. Çok zor hocam sudoku. <laughs> yani <laughs> onun çok çeşit... söylüyorsunuz? Ya yani çeşitleri var. Yani çok zor bir şey demiyorum. Yani tabii bu benim alanım değil. Ben sadece basit bildiğim şeyle söylüyorum. Yani öneri olarak profesyonelinden öğrenip de tabii devam etmek her zaman daha iyi. Ya yani bundan çok basit olgular var. Yani koltuğa oturup kalkmaktan bile bunun e, çeşitleri var. Onu yapabilirler. Bu ve ondan çok işine yarar. Bağırsak sistemlerini çalıştırdığını birçok yayında okudum açıkçası. Hı hı. Ee, hocam şimdi e... Son bir soru daha okuyayım size. Çünkü onu da hazır etmiştim. Benim tek problemim diz kapaklarımdaki yağlar. Bombeli oluşan görüntü beni inanılmaz rahatsız ediyor. Bundan kurtulabilir miyim diyor. Bence çok güzel bir soru sormuş. Yani çünkü Türk toplumu olarak kadınlar özellikle hepimizde var bu problem. Ya şöyle söyleyeyim o danışanımız yani o soru soran e, sevgili takipçimiz aslında bakarsanız komple bir yağ sorunu vardır. Çünkü vücutta depo olan belli bölgeler var. İlk önce o depoların yükselmesi yağ miktarından sonra diğer elen yükselmesi gerekiyor. Dediğim gibi doğru bir diyet, doğru bir spor veya doğru bir e, bölgesel incelme bir cihazla e, tabi bundan kombin edilmiş şekliyle kurtulabilir. Kurtulmaz diye bir şey yok. Hmm, yani. Bir diz bölgesi maksimum ne kadar incelebilir hocam? Ya Kişiye göre değişir. değişir. şimdi e, Ama böyle bir bazılarının beklentisi çünkü böyle 10 santimler falan oldu. Zor. Da, zor değil zor, mi o zor, bölge? Zor bir bölge. Yani imkansız gibi bir şey bence. En yani, Taş yattasın 4 santim falan olur ya. Hani ne kadar incelebilir ki? Değil mi? Yani çünkü zor bir bölge. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Keyifli ben bir sohbetti. Ee, kanayan bir yaramıza parmak bastınız. <laughs> Hepimizin problemi kilo çünkü. Sizi inşallah yine burada ağırlamak isteriz. <laughs> Çok teşekkürler.